Merhaba arkadaşlar. Bu videoda backup repository ekleyeceğiz. Daha önce bahsettiğimiz gibi repository'ler bizim backup'ı aldığımız alanlar arkadaşlar. Backup'ı sakladığımız alanlar. Şimdi ben ortamda NAS cihazım olduğum için NAS cihazını ekleyeceğim. QNAP'ımın arayüzüne giriş yaptım arkadaşlar. Burada File Station sekmesine geliyorum. Bir tane paylaşım klasörü oluşturacağım. Backup'ımı bunun üzerine alacağım. Paylaşım klasörüne geliyorum. Burada Backup diyorum arkadaşlar. İleri diyorum. Burada Admin'le de ekleyebilirim. Yeni bir User da ekleyebilirim. Aslında yeni bir User eklesem daha faydalı olur. Hemen bir User ekleyelim. Yeni bir kullanıcı oluşturuyorum. Kullanıcı ismi Vim olsun arkadaşlar. Parolam standart parolam olsun. Siz de Admin'den ziyade bu tarz ortamlarda yeni bir parola oluşturursanız en azından sadece bu user bu klasöre dedike atanmış olduğu için olası bir güvenlik ihlalinde çok etkilenmemiş olursunuz. Kullanıcı grubuyla işim yok arkadaşlar. Kapatıyorum. Oluştur diyorum arkadaşlar. User'ımı oluşturdum. Şimdi File Station'a tekrardan geliyorum. Paylaşım klasörü oluşturuyorum. Burada backup adını verdim klasörüme. Alanım bu. İleri diyorum. Şurada okuma read write yetkisi veriyorum arkadaşlar Vim'e bu klasör için. İleri diyorum. Ziyaretçiler buraya erişemesin. Ağ sürücüsünde gizleyebiliriz. Ortamlarda gözükmesin arkadaşlar. Bitir deyip tamam diyorum. Şimdi backup klasörüm burada açıldı arkadaşlar. Şu an bu klasörümün içindeyim. Backup sunucuma gelip paylaşımın adını yazıyorum arkadaşlar. Bakalım bize çözdüğü bir şey var mı? Kullanıcı şifreyi istiyor. Vim demiştik. Kullanıcı adı şifreyi kabul etti. Ama burada haliyle bize klasörü göstermiyor. Çünkü biz dosyada gizle demiştik. Şöyle backup dersem gördüğünüz gibi klasörün içine artık girebiliyorum. Yani QNAP'ımdaki backup alacağım noktaya erişim sağlayabiliyorum. Şimdi Vim uygulamam üzerinde Backup Infrastructure'a gelip sağ tıklayıp Add Repository diyorum arkadaşlar. Add Backup Repository dedim. Burada karşımıza birden fazla seçenek geliyor. Direct Attach diyebiliyoruz. Örneğin bir Windows sunucuyu buraya ekleyip onun üzerindeki diskleri kullanabiliyoruz. Ya da burada Deduplicating Storage Appliance sekmesinde de deduplicate destekleyen storage'larınızı buraya ekleyebiliyorsunuz. Örneğin Data Domain, Exagrid, Fujitsu ve diğer deduplicate destekleyen backup ünitelerinizi buraya ekleyebiliyorsunuz. Object Storage'da da cloud ortamlarınızdaki storage'larınızı ekleyebiliyorsunuz. Örneğin Amazon S3, Google Cloud gibi Azure Storage gibi seçenekleri burada kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben Network Attached Storage diyeceğim çünkü dosya paylaşımımızı göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi burada NFS olarak paylaşım yapmadık biz QNAP tarafında. SMB olarak paylaştık. O yüzden SMB seçeneğiyle ilerleyeceğim. Repositörüme bir isim veriyorum. QNAP diyorum. Paylaşımımın yolunu yazıyorum. QNAP backup. Paylaşacağım username ve şifreyi burada belirtmem gerekiyor. Tekrardan ekliyorum. Ekledim arkadaşlar. Burada Gateway Server bu makineye hangi server üzerinden erişeceğini bahsediyor. Şu an ortamda zaten sadece Vim backup var ve otomatik olarak ilerlenmesi faydalıdır arkadaşlar. Burada otomatik olarak ilerliyorum. Next diyorum. Şimdi QNAP'ıma bağlanmaya çalıştı. Gördüğünüz gibi kapasitesini burada gördü. 2 TB'lık bir alanı varmış QNAP'ımızın. Biz orada limit belirlemedik. QNAP tarafında isterseniz limit belirleyebilirsiniz. Veyahut da bu böyle paylaşımlarda storage'ınızı komple doldurmamak için bir limit belirlemenizde fayda var aslında. Ben bir limit belirlemedim. Burada siz başka yükleme ayarlarını yapabiliyorsunuz. Örneğin performansı yönetebilmek için belli limitler belirleyebiliyorsunuz. Aynı anda işte 4 task buraya yazabilsin gibi. Ya da yazma limitini burada belirleyebiliyorsunuz. Bu şekilde kalmasını istiyorum. Advanced diyorum. Burada arkadaşlar karşımıza birkaç seçenek çıkıyor. Seçili olanlarla ilerliyoruz. Bunların şu an çok kafamızı karıştırmasına gerek yok arkadaşlar. Okey diyorum.
Next diyorum. Burada Instant Recovery için bir write cache belirtmemizi istiyor. Ben Vim sunucusunun kendi C diskinde belirttiği alan kalmasını istiyorum. Aşağıdaki NFS servis seçeneğinde değiştirmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde kalabilir. Next diyorum. Onlara dokunmuyorum. Bunları bu sunucu üzerinde buldum diyor. Transport, VPower, NFS ve Mount Server servisleri bu sunucu üzerinde yüklü haliyle bu Vim sunucusu olduğu için ve burada Mount Server bu olduğu için başka bir server üzerinden paylaşmadığımız için yani başka bir server'a mount etmediğimiz için o servisleri burada görebiliyoruz. Yani buradan şunu da anlayabiliriz. Buraya bu paylaşımı başka bir server'a bağlayıp o server üzerinden Vim'e de gösterebiliriz. Yani süreci oradan da yönetebiliriz. Ama biz bu şekilde ilerliyoruz. Ortamlarınıza da aynı bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Direkt Vim sunucunuza bağlayabilirsiniz. Next diyorum arkadaşlar. Apply diyorum. Ve repository'min eklenmesini bekliyorum. Evet, repository'im başarıyla eklendi. Next diyorum. Burada maksimum paralel test 4 olacak arkadaşlar. Bunu yani böyle seçtiğimiz için 4. Aynı anda 4 görevi çalıştırabilecek bu storage'a backup alırken performanstan dolayı bunu seçtik. Siz de ortamımızdaki duruma göre gözlemleyip kontrol edebilirsiniz. Değeri kendinize göre verebilirsiniz. Ve az önce de bahsettiğim gibi SMB Backup Repository QNAP başarıyla kaydedildi diyor. Finish diyorum. Configuration Backup'ı yolunu değiştireyim mi diyor. Yes diyorum. Artık config backup'ını bu QNAP üzerine de alabilir. Gördüğünüz gibi repository'lerim de artık QNAP'ımı burada görebiliyorum. Repository'imizi de ekledik arkadaşlar. Aslında backup almak için şu an herhangi bir engelimiz kalmadı. Sanal mimarimiz burada ekli ve backup diskimiz de artık ekli. Bir sonraki videoda da artık bir örnek backup alalım ve backup alma işlemlerini detaylarıyla görmeye başlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.